Sedat kameralarda niye gülmüyor poz çekinirken? Bunu açıklayayım mı? Açıklayayım. Çünkü gülünce burnu kötü çıkıyormuş. Bu yüzden fotoğraflarda gülümsemiyor. Oh be Sedat'ım be. Ama bilmiyor ki gülümseyince çok tatlı oluyorsun. Vaaay. Wow. Küstüm. Ben kullanıyorum. Şimdi sağdaki mi kaldı, soldaki mi? Bunları unuttum. O yüzden ufak bir yardıma ihtiyacım var ama halledeceğim. Kullanacağım yani. Bakalım. Nerede ya? Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Elif Nuriel. Abi hızlı ve öfkeli senin yanında alt demiş ya. Baka nasıl sürüyor ya? Şuraya bak. Buyurun. Elif Nuriel, tebrik ederiz. Yolculuğumuzun sonuna mı geldik? Hayır, yemek yemeye geldik. Yani seninle olan yolculuğun. Yo, devam edeceğim. Nasıl yani? Yemek yedikten sonra. Tam arabayı park ettin mi? Elif'i çektin mi? Park olmadı mı? Vay, pela süpersin. O zaman yemek yemeye gidiyoruz biz. Ben cüzdanımı bile almadım. İşte ben çantamı almadım, o yüzden olsun. Bu arada ben cüzdanımı almadım zaten. Ben de çantamı almadım. Bana mı kaldı? Ben cüzdanımı aldım. Okay. Lan ne keriz insanlar. Ne pinti insanlar çıktı bu elimizin rüyasını falan. Barışıklar. Ne kadar pinti. Şu an gizli bir operasyonda. Hırsız var. Çok ayıp. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Üstüne döküyor. Doktor. Yani. Sana unuttum. Şimdi siz yemek yediğiniz yeri kötüleme hakkını nereden buluyorsunuz? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Yemek yediğim yeri kötülemiyorum canım. Şu an yemek yediğiniz yeri kötülüyorsunuz arkadaşlar. Yemek yediğim yeri kötülemiyorum. Yemek yediğim yerde yapılan ürünün bir tanesini beğenmediğimi dile getiriyorum. Anladım. Ve bu benim en doğal bahane hakkım. Hazır. Bahane de hazır mesela. Affedersin. Gerçekten çok profesyonelsiniz yani. Niye bu kadar tatlısın? Konuyu değiştirme şeyi de güzel. Ama siz de güzel gerçekten. Konu hep buraya geliyor benim için. Gerçekten. Şey gittiğimizde bir saç müzesine de gidelim değil mi? Evet, saç müzesi. Saç müzesine gideceğiz değil mi? Tamam da ne? Bir tane adam, bir tane kadına aşık oluyor. Kavuşamıyorlar bile sanırım. Kadın saçını kesip veriyor ona böyle ufak bir saçını. Vah, aga be, çok üzünlü bir olay ben. Adam da bunu asıyor. Oraya da her giden ziyaretçisi saçını kesip asıyor. Bir de bir dilek yazıyormuş. Yine saçımı koyuyorsun. Evet. Çok üzünlü bir olay ya ben. Gerçekten çok üzünlü. Sen saçını koyacak mısın? Tabii. Sıfıra vuracağım bütün saçlarımı. Alttan keseriz. Ciddi misin? Vay be. Helal olsun. Niye oğlum? İnsanlar Roma'ya gidip çeşmeye para atıyor. Ve içeride çekmek de yasakmış. Ne? Ama biz... Biz çekeriz gittiğimizi görmek için. Nasıl? Geçmez mi? Sen duyuyor musun? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Rox otel neresi oluyor acaba? Şurası. Nasıl giriş? Onu ben de bilmiyorum. Arabayla buradan giremeyiz. Aynen, arabayla büyük ihtimalle giremezsiniz. Şurayı bir yere park edebilirsiniz. Hmm. Peki yetkili kimse falan burada bulamaz mıyız? Otel için mi? Hı hı. Ben normalde orada çalışıyorum ama ciddi benim misin? Bugün de ilk günüm. O yüzden bir şey diyemiyorum. İlk defa gidiyorum evet. Vay be. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama yani genelde Kapadokya çevresinde zaten genellikle böyle. Gördüğün her yere park edebilirsin. Sıkıntı olmaz. O zaman şuraya bir park edelim bakalım hadi abi. Aynen. Yani sorun yaşamazsınız. Şuraya bekleyene park edebilirsiniz ama otelde kim var bilmiyorum. İsterseniz biraz bekletirim ama gidip bir bakıp geleyim. Numara mı şey yapsak ya? Çok üşendim kanka ya. Tamam, sıkıntı yok. Sen söyle, ben çaldırayım seni. Tamam.
Bu kombi yap deyince ben de en büyük valizime bütün kıyafetlerimi doldurdum dersem yalan olur. Abi şöyle bak. Bir de yalan olur yani. Ablam diyor ki ben diyor gardırobu diyor şey kargolardım diyor bu kadar zahmete girmeseydin. Mantıklıymış. Abla haklısın. Ama sen bir sürü kombin getirdiğince ben de her kombinime ayrı şeyler... Çocuğu arıyorum şu an. Ama çok güzel olacak bu. Yakışıklı. Donuyorum. Ne işin var senin burada? Donuyor. Donuyoruz. Az kalsın basamaktan giderken ayağım takılıyordu, düşüyordum. Dikkat et bebeğim. Odanızı gördünüz mü? Aa, güzel mi? Oturalım biraz, bakarız sonra. Ya bu ne böyle? Nasıl? Köy odası gibi. Bak ışığa bak. Aç işi. Abi ışığı bile şey egzotik. Aa burada bir fotik gelir o zaman. Ne gelir? Fotik. Aynı fotik. Ha fotik. Aa, şöyle gösterelim. Manzaramız da süper arkadaşlar. Diğer otele bakıyor. Güzel. Oda turu. Mini oda turu. İyi burası güzel. Burada güzel de tam dediğin gibi her şey tabi taş ya. Güzel. Güzel, idare. Ne yapıyorsun? Gizli bir geçit mi var orada? Dolap. Buradan evet geçit burası. Ay yok, hep temiz koymamın hepsinde. Bitkisi var. İyi, oldu o zaman. Var. Görüşmek üzere. O zaman gel. Görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Hayır, dur. Nasıl? Bak, o zaman getir bana. İyi o zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar, herkese günaydın. Şu an saat 5:30 falan. Uyandık, giyindik ve birazdan çıkış yapacağız. Ama yapamıyoruz. Neden? Niye çıkış yapamıyoruz? Bir tahmin edin bakalım. Şöyle bir oturun, düşünün yani neden çıkış yapamıyoruz şu an? Sesten anlayacağınız üzere. Türkiye'deki, ülkedeki erkeklerin hepsinin yaşadığı bir sorunu yaşıyoruz şu an. Aa bitti mi güzelim? Ne kadar güzel. Çok güzel oldu. Bekleyelim mi biraz daha? Erçenlerimi yaptım, düzelttim. Tamam, biraz daha bekleyelim mi? Yok, niye ki? Şöyle sordum yani, şeyse bekleriz, sıkıntı yok yani. Biz çıkıyoruz ve Sedat bana bağırıp duruyor sabahtandır. Çekemedim oraları. Arkadaşlar. İftira. Sabahtan da bari kombinimi göstereyim. Bak, gel kombinini göster. Al. Dışarıda gösteririz gel. Sırasın kombinini de ben yaptım. Ve hiç beğenmiyor, mızmızlanıyor. Kapı tutar mısın aşkım? Bayramdaki çocuklar olur ya. Harçlığın nerede? Harçlığın öpücük. Oha insanlara bak. Çok iyiymiş lan ortam. Değil mi ya? Çok güzel değil mi ya? Hı? Üşüyorum Allah. Arkadaşlar biz bugün rezervasyon yaptırmadığımız için balona binemiyoruz. Ama bugün rezervasyonu yapıp yarın biz de balonlara bineceğiz. Şimdi bir görmek istedik öyle. Ve şu an harbiden çok güzel gözüküyor yani. İyi ki gelmişiz bu arada gerçekten. Çok güzel. Yerlimiz en güzel tatil olabilir. Ciddi misin? Evet. Arkadaşlar gayet iyi. Yalnız bu baloncu abilerin artistlikleri de gözümden kaçmıyor değil yani sırf böyle hava basmak için arada ateş veriyorlar, geri çekiyorlar falan. Şimdi gel bakalım. Şimdi nereye geldik? Kapadokya. Arkadaşlar gerçekten burası gelinmesi, burası görülmesi. Burası aşklar vadisi miydi? Aşk vadisi. Konuyu yani nereden aşka bağlasam diye düşündün yine. Biz Kelebekler Vadisi'ne gittiğimizde kelebek yoktu biliyorsunuz. Ama Aşklar Vadisi'nde aşk aramaya gelmedik, aşkı getirdik. Arkadaşlar gerçekten çok iyi burası. Videomuz devam ediyor, izlemeye devam edin. Sedat Bey kombininizin ücreti nedir? Ne kadar acaba?
Ya şimdi para işlerine çok girmesek bu... Efendim? Çakma da mı Allah aşkına? Para işlerine çok girmiyor. Pazar. Son. Evet. Arkadaşlar, ne diyorsunuz ya? Nasıl olacak bu işler? Ya nasıl anlatsam bilmiyorum bu konuyu öncelikle. Ama artık bir durup bu konu hakkında çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çok devrik bir cümle kurdum ama. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bilmiyorum. Evet, burada görüyorsunuz. Böyle yaşlı çiftlerimiz de var. Hayatlarındaki herhalde son balayına geldiklerini düşünüyorum. İşte böyle konnichiwalar var. Avrupalılar var. İşte biraz Türkler var falan. Bir de böyle fotoğraf çekmeye çalışan arkadaşlar var. Bu iş ticarete dökmüşler. Yusuf var burada. Yusuf böyle takılıyor kendince falan. Muazzam. Öyle. Şuradan bakıyorum yani. Gidip kime salça olsam ne de kimse öyle şey yapmıyor yani. Bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. Herkes bir ürkek, çekingen yani. Anlamadım. Ne var ne yok burada. Çözemedim yani. Öyle konnichiwa onnichiwa yok ki ya ki. Muhabbet etsek, şey yapsak falan. Ama yok. Cacık. Bir de şuraya şey koymuşlar. Şöyle aşık. Kalp şeyi böyle falan. Abi bilmiyorum ya. Artık bunlar baymadım arkadaşlar yani. Artık yıllar değişiyor. Yeni nesiller geliyor falan. Oha, balonlar uçuyor. Ne oluyorsun? Diyorum ki yeni yere gidelim. Evet, doğru. Yeter abi burası. Okey. Next station. Abi işte fotoğraf çekilme şeyleri biterse kızların gideceğiz de ama yok yani. Yok abi, yok. Vallahi yok ya. Ay 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 bak. Evet, şimdi Sedat Polat getirdiğimiz 40 tane kombini beğenmediği için AVM'den ona kombin yapıp satın alacağız. Ama AVM'ler henüz açılmadığı için kahve falan içmeye geldik. Arkadaşlar 40 tane kombin falan yok. Ben eve gidince 78 tanesi kendi kombini, 2 tanesi benim kombinim. Ben otele gidince çekeceğim canım sana getirdiğim kombinleri. Yani ben giyip de haklı beğenmediklerini olarak, de çekeceğim. Haklı olarak hepsini ben de dedim çekeceğim. Ki saat 10. Espri resmi. Espri. Tamam. Senin bu uyuzluk şaka mı? Ha? Senin bu uyuzluk şaka mı? Ya uyuzum ya. Ha? Uyuzum. Yerim senin zaten. Dikkatliyorum. Oğlum seninkini o kombin de beğenmedim, o yüzden anladın mı? Sedat benim aldığım kıyafetleri beğenmedi, geldi burada kıyafet aldı tekrardan. Ben bu kalp kırıklıklarıyla çok fazla yaşayamam. Benim ömrüm az. Utanıyor musun? Bir daha sana bir şey almayacağım. Niye? Tamam da o kombinin olmadı, onu anlatmaya çalışıyorum. Hem ben belki zevksiz bir insanım yani. Yo, ben zevksizim. Belki de hak etmiyorumdur. Ben zevkliyim ben. Evet arkadaşlar, Elif Nuriyel bana dedi ki ben sana çok güzel bir kombin yaptım. Ama bir tane daha ekstra bir kombin yapalım sana. İçimden geldi dedi. Ben dedim ki tamam, seni kıracağıma kafamı kırarım dedim yani. Hemen çıktık geldik AVM'ye. Elif Nuriyel bana bir kombin daha yaptı. Ve bu tatilde tamamen Elif Nuriyel'in yaptığı kombinlerle takılıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar yok, bilerek o şu an feryalık yapıyor. Yok. Benim ben yok yok, bir kötü bir haber aldı, o yüzden böyle düştü. Ne haber aldın? Benimle abi alakası yok yani. Yalan söyleme, seninle ayrı. Dedesi rahatsızlanmış biraz. Dedem öldü, benim aptal. Benim ne salak bir çocuk oldun sen ya. Allah Allah. Günün birinde oğlana bir çift kıyafet almış. Ve sonra o oğlan o kıyafetleri beğenmemiş, giymemiş. Ama oğlanın beğenmediğini nereden biliyoruz yani? Hikayeyi bölme. Oğlana sorduk mu? Giymek istemediği için beğenmediğini anlayabiliriz. Gitmiş kendine arkadaşlarına sormuş. Arkadaşlarının beğendiği kıyafeti almış. Sevgilisinin beğenip aldıklarını değil. Vay be. Yazıklar olsun, hemen bu çocuğu linçliyoruz arkadaşlar. Hemen Instagram adresini şöyle aşağıya bırakıyorum. Hemen siz gerekeni yapın arkadaşlar.
Ben bırakacağım. Tamam. İyi uykular, iyi uykular. Rahatsız etmeyin. Kolay gelsin. Müze kartı indir kanka, aynen. Değil mi? Müze kartı indirince daha ucuz oluyor. Ha, 60 liraymış oğlum, tamam. Zaten. Tamam, 4 kişi alacağız. Zaten 60. Tamam. 4 tane kimlik, okey. Su alacaktık, su da almadık. Gözlük almamız lazım. Gözlük diyor, adama diyor musun? Su. Tadım. Dolarım olacak abi. Abi ene. Gözlük. Ha. Gözlük var da bakayım burada bize uygun bir şey var mı ya? Arkadaşlar olmadı. Alacaksan almayacaksan yeter artık. Yeter yani, enough. Enough. Yeter, yeter. Yeter ya, yeter. Bakayım. Bu da iyi mi? Bu bir tık daha oturdu ha. Sanki. Yaladı onu. Dur bakayım. Ya bu. Abi hiç benlik değil güzelim, dur. Yürü o zaman. Hayır alacağım ben seni. Yine mi olmadı? Başarılı mı? Alacağım mı? Hemen vazgeçiyoruz. Yeter diye çığlık atacağım. Evet. Ama siz bana hiç seçmediniz ki. Burada onca insan seni bekliyor. Güzel. Abi Ene'ye göre her şey güzel yani. Yürü hadi, insanlar seni bekliyor. Tamam geliyorum, dur geliyorum. Bir tane seçeyim. Şunu takayım ya. Ama her şey okey diyorsun. Olmaz yani böyle, anladın mı? Böyle olmaz. Namaste. Namaste. Hey, yeter artık. Ya. Ay. Buralara çıkmak mı lazım böyle? Ben... Şimdi buralarda... Bak giriyoruz böyle. Şurada aralık var, aralıktan da geçebiliriz abi. Burası da yine en eski ibadethanelerden tanesi olarak. Öyle mi? Tarih geçmiş. Şuraya falan belki girilebilir. Evet, göreceğiz. Şimdi orası kalabalık. Dedim ki biraz daha. Şuradan gidiyor hala. Oha, burada giriyor mu öyle? Buyurun. Gel. Evet, buraya kadar bu şey, buymuş. Hikayesi bu. Bu kadar arkadaşlar. Bu. Oha. Buraları çek. Evet, burada bir insan sureti görüyoruz. Biraz daha uzak. Evet, insan sureti görüyorsunuz arkadaşlar. Aradaki beş farkı bu. Bak, gözleri, burnu, ağzına yetmemiş yer. Şaka maka, bunları kim yapmış kanka? Önceki insanları falan mı? Tabii tabii. Evet. Gerçekten. Şaka İlk yerler. Doğru. Ya, burada da mum. Aslında mumluk olarak kullanılmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Şuraya mutfak yaparız. Burası banyo. Evet. Bura salon, mutfak, fakat, bileşik. Fakat yani... Olur mu? Olur mu? Dokununca... Sürü kalmıyorsun. Aslında çok beğeniriz. Şunu ben söyleyeceğim, yani aslında diyor, biz de yapabiliriz mesela buraya bir göz falan. O yüzden diyorum, yapmışlar mıdır acaba? Otel olarak kullandıkları var işte. Otele çevirdikleri. İşte bu insan süliyetini şu anki zamanki insanların yapmadığını kim bilebilir derken, evet, kameraman hanım şöyle yaklaşalım. Zalim. Oyun bozan. Zalim bir şey bulla. Ne yazıyor burada? Zalim. Balu. Balu yazıyor, Balolu bir şey yazıyor yani. Evet, gördüğünüz üzere Türk insanı yine rahat bırakmamış. Yani. Burası da mutfak. Buraya mutfak yapalım, şuraya bir köşe takalım. Hayır, bir şey söyleyeceğim, kandırmıyorsun değil mi bizi yani? Bak, gerçekten böyle, ambar olarak kullanıyorlarmış. Diyorsun. İnşallah kandırmıyorsun. Yok yok. Arkadaşlar, kandırıyorsa bizi yorumlara... Şey yaparsınız yani. Hayda, yine yandım Yusuf'im. Aynen öyle, onu diyeyim. Oha. Burası neresi? Burada tandır ekmeği buraya veriyorlarmış. Evet. Arkadaşlar çıldırmış.
Yapacak bir şey yok. Herkesin eğlencesi farklı. Çok mutlular şu an. Ay sen yeni uygarlık keşfetmiş gibi seviniyor şu an. Biz de miyiz? Akıma katılıyor muyuz? Sen nasıl çıkacaksın? Oğlum ben çıkamam ki buradan. Çıkarsın. Aa, telefon var onda. Tamam biliyorum tutacağını. Arkadaşlar ben çıkarım da normalde şimdi. Bir şey diyeceğim, kamerayı ben kime fırlatacağım? Arkadaşlar çıkacağım, inşallah çıkabilirim. Kız çıktı, benim de çıkmam lazım. Güzelim, nasıl orada ortam? Güzel. Öyle mi? Buradayım o zaman. Yusuf gelsene. Yusuf, sen de gelsene. Bir yer daha varmış burada. Arkadaşlar şimdi buraya çıkmaya çalışıyorum. Bir tane arkadaşımız bize bir yol gösterdi. Ama İngilizcem tam olmadığı için çıkamadım. Şimdi buradan çıkacağım böyle. Bakın dur göstereyim size. Oğlum biri buraya köpek bile kakasını yapmış ya. Ya gerçekten inşallah hayvan yapmıştır yani. Gerçi insanoğlu da bir hayvan ama. Evet Yusuf da geliyor şu an. Gördüğünüz gibi. Yavru. Yavru. Bak buradayım. Biz de geliyoruz. Ya abi. Güzelim çok sıkıntı. Evet bakın arkadaşlar şu an. Diğer. Biz aşağıdan bakın arkadaşları görüyorsunuz. Bakıyorlar ama. Ne olduğunu çözemiyorlar. Baksana nasıl duruyor burada taş. Yoruldum. Ben de yoruldum bu arada. Bir ayaklarımda bir şey olmuyor değil. Böyle ya ben bir tık acıktım gibi. Dur halka sesleniş yapıyorum bir saniye. Bir saniye halkıma sesleniyorum bir dakika. Sevgili vatandaşlarım. Biliyorum bugünü çok beklediniz. Hop. Aa bakmıyorlar ya vatandaşlar bizi dinlemiyor ya gerçekten. Ülke bitmiş. Dedem. Ha. Biz nasıl içeceğiz? Kanka bilmiyorum. Kanka aşağı atlasak daha. Nasıl yapacağız bilmiyorum orada. Ben ineyim mi ilk? Al tut. Bak şey var. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Ya buradan tam aşağıya düşersem. Oğlum çok sıkıntı ha. Sedat. Kardeşim. Geliyoruz. Bana yardımcı ol Sedat. Gel gel tuttum rahat ol gel. Bırak ayağını. Şu ayağına getir. Bırak kendini aşağıya. Yes. Evet bu daha büyük kanka, bir çalış. Evet bu daha bu çok sıkıntı ya şu an. Hadi. Oğlum o kız inip çıkıyorsa ben de hallederim ya. Evet evet. İmdat! Yemin sal kendini, bir sal kendini. Sal. Efendim? Ay oğlum yavaştan dolaştan yavaştan. Su da maşallah her yerine elini dikeceğim. İyi misin? İyiyim. Arkadaşlar ben çok acıktım. Burası gerçekten dört bir yanı tehlikelerle çevrili bir yer. O yüzden herkes öner burası. Ve burada farklı aileler de var. Ablalarımız, abilerimiz her milletten, her devletten. Evet, peri bacalarını çekiyorlar şu an. Burada da farklı bir Avrupa'yı yaşlı bir çiftimiz var. No problem, no problem. Where are you from? India. India, nice. Before, India, eating, ne, eating mi? Yemek ne demekti?
before is my girlfriend. India food. Nice, very good. Yes. Spicy food. Yes. Spicy, yes, hot, yes, yes, yes. Yeah. You are from Turkey? Yeah. Which place from butter Turkey? Butter chicken is my favorite. Yeah, butter chicken. Yeah. Our favorite. My favorite. You have a restaurant, Indian restaurant in Istanbul? Yes, in Taksim. Taksim, you know Taksim, Istanbul. We just visited only 2 days. We have not gone through all. Then we went to that Blue Mosque and this thing. Hagia Sophia. Hagia Sophia in Istanbul. Okay, our friends, let us take Turkey people and Indian people move. Stop. Okay, take. Yeah, street. Yeah, not. Yeah, bak dik dur diyor. Okay, good. One. Buraya insanlar kendilerini böyle cezalandırmak istedikleri zaman geliyorlarmış. Bir zincirle kendilerini buraya bağlıyorlarmış. Aç ve susuz kalıyorlarmış. Aynen. Cezaları bitene kadar buradalar, burada yaşıyorlarmış. Ben onu şey diye biliyorum. Hani yemek, içmek, ne? Ne? Pislet mi derim üstüne? Yeme, içme yapmıyor. Hani sadece mesela ekmek ve su yiyor. Kendini Tanrı'ya adıyor işte, ibadet ediyor sürekli falan. Evet ama ben bir tık bir şey atmıştım ama belki de tutabilir söylediğim yani. Hayır, böyle benim dediğim tarz bir şey var. Olabilir, doğru. İnzivaya çekiliyor. Aynen. Burada ne var? Geliyor Elif. Bu arada burası güzelmiş. Evet. Burada böyle bir yer, içi boş yani. Görüyorsunuz, artık fotoğrafçılığa da başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar, ya görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Daha ne yapayım ben? Ben daha ne yapayım? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz tarih. Daktilo var. Yaz kızım. 10 kilo çimento. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir! Soba falan kurmuşlar ve sobanın şeyi bizi çok etkiledi. Mimarisi. Burada da yemek yiyebiliyor musun? Aa, şu televizyonlar tam kliplik, biliyor musun? Al böyle bütün pop kliplerine, rap kliplerine bu televizyonları koy. Ama bundan sonrasında kayanın içindesiniz. Burayı şark köşesi olarak düzenledik. Ha, burası şey mi? Kayanın dışına bir yapılmış bir yapı. Aynen. Buralarda şey derler. Bahçeye, bildiğiniz bahçeye hayat derler. Hı hı. Şive gereği. Hı hı. Burası normalde kadın hayat dediği yer. Bahçesi. Bundan sonrası eviyim işte. Benim hayat dediğim yer. Ya güzelim. Burayı şark köşesi olarak düzenledik. Burayı kayanın içine sonradan böyle delmişler mi, yapmışlar? Nasıl yani? Olur? Buraların tarihi... Aslına bakarsan oluşum olarak 4800 yıllık. Ama bu köydeki oluşum, yukarıdaki kiliseyle aynı tarih, 1500 yıllık. Buralarda 1500 yıldır insanlar yaşıyor. Hititler, Bizanslılar, birçok medeniyet gelmiş geçmiş. En son Ermeniler gitmiş burada. Şu kapının içinde ne var? Orası mutfağa çıkıyor. Burası şırahane dediğim yer. Buranın şivesiyle söylüyorum. Şırahane. Burada şöminenin olduğu yer gözümler ezilir. Şırası orada biriktirilir. Pekmez ve şarap yapımı için kullanılır. Şuradan da bir yol gidiyor zaten. Aynen. Şöyle. Burada üzümler ayakla böyle çiğnenir. Sonra şırası biriktirilir. Eskiden öyleymiş değil mi? Tabii hala öyle. Remorklar da yapıyorlar artık. Traktörün arkasındaki remorklar da çiğniyorlar. Ama çıplak ayakla yapmıyorlar. Hayır. Bot alınıyor onlar için. Botlarla çiğneniyor. Peki sence makinede mi daha iyi böyle botlarla falan? Hayır, orijinali bu. Kumuyu da onu mayalandırıyorsun, bırakıyorsun öyle, bekletiyorsun. Sabaha kadar bekletirsen çok berrak bir pekmez elde edersin. Hemen kaynatırsan bulanır ve çamur halinde olur belli bir süre sonra. Tam kıvamı olmaz yani. Olmaz. Burayı sonradan mı yapılmış peki? Aynen, burayı bizim iş yeri sahibi, biz kiracıyız burada. Sağ olsun şömineci sevdiği için bunu buraya koymuş ama bozmuş. Sonra burada da eski konaktan çıkma bir ters tavanımız var. Sonra şunları da göstereyim buradan çıkmadan. Normalde orijinalde böyle kayaların hep havalandırma delikleri vardır. Kendileri açıyorlar. Nargile içseniz
ki içiyorlardı mesela. Nargile içtiğinizde burada asla duman olmaz. Böyle boğucu bir duman olmaz. Sigara için hepiniz birlikte sigara yakın yine duman olmaz. Peki onları nasıl ayarlıyorlarmış yani? Nasıl? Buralardan delerek çıkartıp mesela Ortahisar var buranın yine ilçelerinden böyle beldesinden. Orada da limon depoları var böyle. Hep aynı şekilde havalandırma deliği olduğu için yeşil limonlar orada olgunlaşır ilaçsız. Vay. Natural olarak. Burası da ters tava. Eski Osmanlı'dan kalma bir konaktan çıkartılmış. Bizim iş yeri sahibinin dedesi de getiriyor buraya bunu, duvarlarını örüp yapıyor. Ha, bunu başka bir yerden alıyor. Aynen, bu tavanı. Aynen, başka bir konaktan çıkartıp atıyorlar. O da getiriyor buraya takıyor. Vay. Zaten 1965'te Elazığ ya da Erzincan depremi olmuş. Orada kiliseden bir parça kopup altından anneyle oğlu ölünce devlet eliyle Afat diye bir mahalle yaptırılıyor. Oraya taşınıyor insanlar. Sonrasında da işte 1970'lerde 76-78 gibi turizm başlayınca tekrardan insanlar buraların hep şahsındır. Devletin değil buralar. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ederiz ablacığım. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok memnun olduk. Yemekleriniz de çok güzeldi. Afiyet olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yolunuz bahtınız açık olsun sizinle. Çok sağ olun ablacığım. Evet, nereye gidiyoruz? Şimdi yukarıya çıkacağız. Bayağı bir manzara falan varmış. Böyle peri bacalarını falan görebilecekmişiz. Sekiz kardeşler mi ne, öyle bir peri bacaları varmış. Diğerlerinin şapkaları düşmüş dedi. Şuraları bir çeker misin böyle? Bayağı baksana, eski yerleşim yeriymiş. İçerilere bakabilirsiniz. Burada işte en son Ermeniler yaşamış. Sonrası işte hali bu. Bu da Eneye, kafasını güneşten korumaya çalışan Eneye işte, görüyorsunuz. Ay çok üzüldüm. Ne oldu? Ne oldu? Yoruldum aşkım ya. Yordular mı seni? Yoruldum. Evet, burası çok sıkıntılı bir yere benziyor. Ama canımı tehlikeye atıp sizler için burayı göreceğim. Oha. Hemen hiç bakmadan inersen eğer burada bayağı buradan aşağı düşebilirsin. Evet. Buralar bu arada geceleri bayağı korkutucudur bence yani. Şuradan aşağıya bayağı oyuklar var. Geliyor buradan bir çıkış var. Aşağısı mahzen gibi bir şey herhalde. Biz yavaşça terk edelim burayı. Evet, yeni bir yer bulduk. Evet. Burada da... Oğlum buralar harbiden labirent gibi ya. Her yerde bir şey var böyle. Baksana. Komşu komşu. Ne yazmışlar? Elif var. Abi en iyi her yerde ya. Elif var işte. Sen geleceğin yol var. Bir de kapıyı o kadar güzel şekil vermişler ki abi. Değil mi? Geçmişteki insanlar... Arkadaşlar bakın. Cidden labirent yani. Her yerden giriş çıkışlar var. Mesela buradan girip diğer taraflardan çıkabilirsin. Abi insanoğlu neler neler yapmış ya. Gerçi insanoğlu yapmamış tek başına da. Doğayla beraber neler neler yapmışlar. Baksanıza şurayı çevirmişler. Burası ne böyle? Tarihi ev. Kolay gelsin amcacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan geliyoruz. Gezeceksiniz buyurun. Ya gezmek isteriz yani. Bak şurada bir üst tane tünel odalarım var. Kalk Melisa. Karşıda bir çocuk odası var, oraları geziyorsun. 56'da burada doğdum, 74'e kadar burada yaşadım. 1800'den belli bizde. Buyurun şöyle sağdan baş. Çekimi iyi yapaydım bak, beni yakışıklı çıktı. Çok güzel çıkıyor, hiç merak etme. Burası sizin, siz burada mı yaşıyorsunuz? Kendi yani? Mülkümüz, benden önce 4 kuşak aktif yaşamış, şimdi turizm açtık. Buyurun. Gelin odası olarak kullanılan yaşam ve yatak odası, iç içe geçmeli şekilde. Gelin odası? Evet. Eve gelen ilk gelinler hep odaya gelmiş. Vay be, 4 nesil var burada değil mi abi? Evet. Ya toplu gezerseniz rahat edersiniz. Tek tek gezersen bir şey anlamaz.
Ya o kadar haklı ki bu arada yani, gerçekten öyle. Ne diyor, toplum gezmeyi? Yok hayır diyor, anlarsınız diyor. Anlayarak gezmek var. Mesela burada oturuyorlar mıymış hep? Sadece yoksa yatıyorlar da değil mi? Ha şurada yatıyorlar. Sana bir şey diyeyim mi? Tam köye ver. Evet. Tamam. Bu arada bu şey yani, gerçekten adamların yaşadığı yer yani böyle. Evet. Ne abi o? Kavurga, eskinin çerezi. Kavrulmuş buğday. Ha ben bunu biliyorum. Asıl memleketleri. Bilip bilmediğini ben sana söyleyeyim. Kars Sarıkamış. Tamam, o zaman bilin. Orada doğdum, 7 yaşında İstanbul'a göçtük. Evet. Küçükken biliyorum yani bu tarz şeyleri. Bilirsin. Yörenin kanıcı mı? Ankara'dan bu taraf bilir, bilir bunu. Öbür taraf zor. Kanıcı mı? Yörenin. Karşısı bir... Ne iş yapıyorsunuz? Sormasına bir... Biz sosyal medyada... Fenomen misiniz? Evet. Kendi çapımızda öyle izleyelim. Evet. Arkadaşlarımız da bizle beraber. Müzisyen. Yönetmen. Ben aynı zamanda müzik de yapıyorum. Evet. Eledim, beledim, höllük eledim, askeri eledimdir. Orada bir toprak görürsünüz. Takip edelim sizin sayfaları. Evet. Sol taraf hamammış. Banyo. Vay oradan banyo yapıyor. Evet. Kabın kacağın olduğu yer yüklük. Duvardaki halılar el örgüsü. Eskinin gurbetçi bavulu duvarda. Bebek beşiği, çentikler orijinal. Eskinin heybesi, 70'lerin moda perdesi. Masanın üstünde de eskinin kavrulmuş toprağı, kavrulmuş topraklı bebek bezi. Höllük denilen malzeme, çocuk onunla belenir, ne pişer ne de mikrop kaparmış. He onunla bezi. Türkülere konu olan toprak o. Eledim, beledim, höllük eledim, asker eledim. Vaaay. Aynen. Boş Beşik filminin malzemesi. Toprak halkanı tutmadığı için. Nemi tutar besler, o da bizim Behlül. Behlül ya. Behlül'e bak. Ne kadar tatlısın. Isırıyor mu? Behlülcük. Mink. Köz haline gelince de... Bu, çeksenize bu tandırı. Bak ben bu tandırı biliyorum. Hatırlıyorum. Ekmek yemek tandırı. Tandır farla yanarken yapıştırma köy ekmeğe yapılmış. Tandır köz haline gelince de... Böylesen çanak kaplarda fasulyeni o tetteme. Burası hayat denen evin avlu kısmı. Günlük yaşamın geçtiği yer. Hayat mı diyorsunuz evet? Evet. Yörede hayat denir. Avlu derler. Yani. Avlu derler, hayat derler. Bu kuş üzümü mü oluyor? Çok iyi değil mi? Üzüme koş bak. Ben üzümü çok sevmem, değmem. Kan üzümden şarap oluyor mu Kapadokya'daki? Şaraplı üzüm. O değil mi şaraplı üzüm? Şaraplık daha beyazı var. Biz nereden alacağız bu orijinal üzüm şey şarabı peki biliyor musunuz? Nereden alacağız? Trakya'ya git oradan. Erkeşya dükkanı eskinin ahırıymış. Burası. Ahırlı çok iyi lan. Ahırlı olduğu bir aradaki hayvanların ısısıyla çıkış kısımları köşeden hem üstteki iki tane yatak odası ısınmış hem de yanındaki misafir odası. Aa, onu bile kullanmışlar yani. Her şeyi kullanmış. Şu köşede gördüğünüz yerlerde yemlik. Ve hayvanların kokuyu nasıl şey yapmışlar? Şimdi geliyor. Orada kokuyor. Şimdi şöyle. Doğru. Yeter ki oda ısınsın, yeter. İçerseniz doğal ayranımız, limonatamız, nöryon gazozumuz var. Nöryon gazozu. Nevşehir'in en çok pancar şekerinden. Benim Kayserili bir arkadaşım vardı, o nöryon diyordu. Orta Anadolu'da herkes söylüyor. Yozgat'a git, Çankırı'ya git, Kırıkkale'ye git. O da nöryon. Nöryon diyordu, nöryon kardeş, sen nöryon diyordun. Sen nöryon. Aynen. Derler. Konya'ya git, Konya'da da gene aynı şekilde. Bir şive hemen kaydı bak Salih amcaya. Evet. Güzelim. İçindeki notunu da oku. Soğuk iç gadasını aldı. Vay. Bitecek misin? Beraber mi içelim? Beraber içeriz. Evet, bir tadım yapalım bakalım. Şöyle. Okay. İçince nöryon diyor değil mi? Güzel bir gazoz. Ben çok gazozcu birisi değilim ama abi güzel ya. Yani. Ben şu tadı... Salih abi. Kolay gelsin. Vallahi bence çok iyi bir şey yapmışsınız abi. Güle güle gezin. Eyvallah sağ olasın. Karşıda karşıda bir yazı var. Ondan okuyayım gidin. Bak güzel mi? Hadi yolumuz açıyorsun. Eyvallah.
Ne arıyorsun gazozu? Esenlikler diler. Evet, peki manzaranın güzelliği. Arkadaşlar hemen dibimiz uçurum. Ene'ye dikkat et. Sağdan sağdan yürü. Oha! Buralar pek sağlam değil dedi ama 62 tarih koymuşlar bak. Şş, gidiş tarihleri. Oraya. Evet, oraya çıkıyor. Burada kitap oluyor, mumlar oluyor. Burada tavla oluyor. Aynen, yukarıda böyle şeyler oluyor değil mi? Görseller falan. Var zaten bak izleyelim. Oha çok iyi. Var, burada var, gözüküyor. Havarisi. Arkadaşlar dikkat edin, bu arada çok sağlam değilmiş. Nerede? Bak şöyle etrafına yol. Aynen. Dorime kamera. Dorime. Günah temizleme yeri nerede? He? Günah temizleme. Vaftiz mi? Ona bakıyorum şimdi. Vaftiz mi artık? Aynen. Ne? Yok. Şu fotoğraflara bakın. Burası da balkonu mu oluyor acaba? Ne oluyor? Ne, kilisenin balkonu var mıdır ki? Burası direkt böyle. Yıllar önce buralarda insanlar yaşıyormuş ve bayağı şehirmiş yani buralar. Bayağı bakar mısınız? Bakın. Bayağı insanlar yaşıyor buralarda. Çok garip ya. Evet. Adım adım. Ana kim varmış burada? Alt katla aynı manzara. Hayır gel. Arkadaşlar sizlere bir soru. Düşünün ki akşam oldu ve burada kaldık. Ve mecburen aşağı inmemiz gerekiyor. Ne yaparsınız? Telefonumuzun flaşıyla baka baka ineriz. Sabaha beklemez misiniz? Yani. Çünkü geceleri buraları, buralar çok korkunç oluyor. Ben öyle şeyler duydum yani. Ya niye peri bacaları? Heh, düşünün. Perilerden dolayı. Cinler, periler. Oo. Şuraya bak, gitme gitme. Şu karşı kayaya atlayabilir misiniz? Yapak. Atlamayacağım oğlum, dur. Sorry. Bu arada geçiş var burada. Tamam geçme, boş ver gel. Bak ben de geçerim. Bu arada geçilir de güzelim. Geçme. Çok yüksekteyiz ama ya. Evet. Maç izleyecek yer bulamadık ve... Böyle bir şey olamaz yani. Senin bu maç aşkı şaka mı? Kazım kaçırdı, şey yaptı ya. Şuraya bak. Telefonuma el koydu. Aa maç var lan. Maç var mı? Abi sabahtan beri maç arıyoruz ya. Vallahi şu halime bak. Keşke başka bir şey dileseydin. Lan böyle bir şey... Ya oğlum harbi o pozisyon nasıl kaçtı ya? Onu atsa onun gazıyla ikiyi de atacağız. Olsun bir dahakine. Bu herhalde bu Bayern Münih şeymiş, 6 yıldır falan hiç kaybetmemiş ama yani bir de öyle düşün. O zaman otelde görüşürüz. Bye. Bunu nasıl düşünemedim ya? Ağlar. Vallahi ben arkadaşlar bakalım kendinizi izlemek nasıl bir duygu orada. Bak. Selam verin arkadaşlar.